İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri, bir programda daha karşınızdayız. Yine dop dolu bir içerikle merhaba diyoruz sizlere ve önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya gezisinin ardından, Roma gezisinin ardından gazetecilere ilişkin yaptığı söyleşiyle başlayalım. Gazeteciler Erdoğan'a YPG'nin Rusya ve İran'la işbirliği yapabileceği iddialarına ilişkin bir soru yöneltti ve Erdoğan'ın cevabı sarsıcıydı. YPG maymuncuk gibidir. Nerede ne yapacakları belli olmaz diyerek manidar bir yanıt vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kalın, rejimle temasımız yok. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye rejimiyle masaya oturun, temas edin şeklindeki hükümete yönelik çağrısına yanıt verdi. Ve şöyle söyledi, Suriye rejimiyle temasa geçilmenin önerisine rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması söz konusu değil, kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alırız, uygularız dedi. Yani İbrahim Kalın hükümetin şu aralar Suriye rejimiyle masaya oturmayacağını veya temas etmeyeceğini kesin bir dille ifade etmiş oldu bugün. Afrin'de 999 terörist etkisiz hale getirildi. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi açıklamasıydı bugün itibariyle. Çelik'ten vize serbestisi açıklaması, bunu Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik söylüyor. 72 kriteri yerine getirdiklerini ve bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın Avrupa Birliği Komisyonu'na teslim edilecek ifadelerini kullandı. Bu da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda önemli bir açıklamaydı Bakan Çelik'ten gelen. Ve Suudi Arabistan, sevgili izleyenler, tarihinde İlk kez İsrail'e hava sahasını açtı ve bu da İsrail basını tarafından dile getirildi. Almanya'da koalisyon kuruldu başlıklı haberle başlıklara noktayı koyuyoruz. Tam 135 gün sonra Almanya'da nihayet koalisyon hükümeti kurulması kesinleşti. Hristiyan Birlik Partisi ile Sosyal Demokratlar anlaştılar nihayet. Ve yeni Dışişleri Bakanı Martin Schulz olacak. Bu da haberin ayrıntısı sevgili izleyenler diyelim ve öne çıkan haberlere geçelim. Değerli izleyenler, Mehmetçik Afrin Harekatı'nda kahramanca mücadele ediyor teröristlere karşı. İşte o kahramanca mücadelenin simgesi oldu şu fotoğraf değerli izleyenler. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK, PYD'ye karşı sürdürülen operasyonlarda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen iki Türk askerinin hastanede yan yana yattıkları sedyelerden birbirlerinin elini tutarak destek vermesi büyük yankı uyandırdı sevgili izleyenler. İki yaralı Mehmetçiğin el ele tutuştuğu fotoğraf göz yaşarttı. Bu fotoğrafı paylaşansa Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy. Ersoy'un fotoğrafı büyük ses getirdi dedik ve fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra dün gece Afrin'de havan düşmesiyle yaralanan iki askerimiz kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu. Yaraları fazlaydı. Ama vatan sağ olsun diye sayıklıyorlar. Birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur dedi MHP milletvekili sevgili izleyenler. Şimdi ilginç bir yurt dışı gezisi haberi var. Sürpriz bir ziyaretti bu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İran'a gitti. Ancak ziyaret önceden duyurulmamıştı ve bu yönüyle dikkat çekiciydi. Yani sürpriz bir ziyaretti. Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile Afrin operasyonunu görüştü. Hatırlanacağı gibi İran tarafı son günlerde en üst seviyede Türkiye'nin Afrin operasyonunun kısa tutarak bitirilmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyordu. Çavuşoğlu'nun günübirlik olarak öngörülen ziyaretinde İran tarafına Zeytin Dalı Harekatı'nın
haklılığının anlatıldığı daha doğrusu ifade ediliyor sevgili izleyenler. Ve üzücü bir haber gerçekten birçok kimseyi yasa boğan bir haberdi. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu. Hatırlarsanız 2 gün önce oğluna kan arıyordu sevgili izleyenler. İşte oğluyla birlikte hastane odasında yoğun bakımda çektirdiği bu fotoğraflar düne damga vurmuştu. Ancak tıp çaresiz kaldı ve Zerdeş Miroğlu gözlerini yaşama yumdu. Yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki Zerdeş hastanede hayatını kaybetti. Tabii bu acı olay nedeniyle başta AK Parti milletvekili babası Orhan Miroğlu olmak üzere Zerdeş'in ailesi yasa boğuldu. Bu arada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye giderek Miroğlu'na başsağlığı diledi sevgili izleyenler. Şimdi milyonları ilgilendiren bir haber var sırada. Vergi kanunlarıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Peki pakette neler var? Birkaçını aktaralım. Yasayla 5000 ilave sözleşmeli öğretmen alınacak. Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlete 1 kadro verilecek. Devlette 1 kadro verilecek. Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak. Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek. Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor ve 16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç alımlarında ÖTV indirimi getiriliyor değerli izleyenler. Şimdi bir fotoğraf karesi var sırada sevgili izleyenler. Özellikle sosyal medyada bir hayli yankı buldu. Bir doğum günü fotoğrafı bu sevgili izleyenler. Demet Akalın 4 yaşına basan Hira için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. O partiden bir fotoğraf karesi ve bir doğum günü pastası sevgili izleyenler. Bu doğum gününde tüm mekan çizgi film karakterleri ve pembe balonlarla süslendi. Ancak doğum gününden çok doğum günü pastası dikkat çekti. İşte az önce ekranlarınıza yansıttığımız doğum günü pastası. Nitekim bu pastanın fiyatı 6000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Tamı tamına 6000 lira sevgili izleyenler. Yani bir asgari ücretlinin yaklaşık 4 aylık maaşına değer Demet Akalın kızının doğum günü için hazırladığı pastada sevgili izleyenler. Konya'da inanılmaz bir olay oldu. 12 yaşındaki kızın midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santim büyüklüğünde taş sertliğinde saç ve sakız yumağı çıkarıldı. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Yaklaşık 50'ye yakın saçında olduğu dev bir kitle. Bu kitleyi mide içerisinde parçalara ayırarak hastamızdan küçük bir kesiyle dışarıya aldık. Hastamızı şifayla taburcu ettik. Teşekkür ederim. 3 yıldır karnım ağrıyordu. Şu son yıllarda karnımda bir sertlik oluşmaya başladı. Bu yüzden doktora geldik. Evet, hadise bu. Siz olun. Çiğnediğiniz sakızı sakın yutmayın sevgili izleyenler. Saçınızla da oynarken daha dikkatli olmalısınız. Başıma gelmez demeyin. İşte gördüğünüz gibi herkesin başına gelebiliyor sevgili izleyenler. İstanbul Beyoğlu'ndan öyle görüntüler izleyeceksiniz ki şimdi de dışarıda satılan yiyeceklere karşı daha temkinli olabilirsiniz bu görüntülerin ardından. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Kaç bak. Tamam.
Evet, izlediğiniz gibi İstanbul Beyoğlu'nda merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapanlara baskın düzenlendi ve baskında 2 ton midye dolma ele geçirildi. Beyoğlu zabıtası tarafından çekilen görüntüler gerçekten ürkütücü, mide bulandırıcı sevgili izleyenler. Evet, sosyal medyaya geçelim. Evet değerli izleyenler, kadınlar ruhumuz Afrin'de, bedenimiz burada diyerek şınav çekiyorlar ve Afrin'e selam yolluyorlar. O kadınların görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Dünyanın en güçlü roketi olarak tanımlanan Falcon Heavy uzaya fırlatıldı. Nasıl fırlatıldı? İşte şu görüntülerde saklı. Launch director on countdown one. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. T-minus 15, stand by for terminal count. 10, 9. 8, side boost ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Evet, Falcon Heavy uzaya fırlatılan roket sosyal medyanın konusu oldu. Sadece bu görüntüler eşliğinde yorum yapılmadı. Fotoğraflarla birlikte nitekim sevgili izleyenler birkaç hashtagle bu hadise yorumlanmış. Hani dünya malı dünyada kalacaktı şeklinde bir mesaj var. Ve insanlığa dair umut aşılayan gelişmenin detayı Falcon Heavy hashtag ile sosyal medyada yerini almış değerli izleyenler. Şimdi bir fotoğrafı daha ekranlarınıza yansıtacağız. 4 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu adeta. İşte bu kız sevgili izleyenler. İsmi de Finley Smallwood. Smallwood şık kıyafeti, güzel saçları, sıcacık gülüşü ve birbirinden samimi pozlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelmiş. İşte birkaç fotoğraf karesi. Sevgili izleyenler, sosyal medyada bir hayli tıklanan ve ilgi gören birkaç kareden sizlere paylaştık. Ve Çernobil dünyanın en büyük nükleer kazası olarak tarihe geçti. Yıl 1986'da sevgili izleyenler, Avrupa ve Türkiye'de dahil dünyanın birçok coğrafyasında etkisi sürdü yıllarca sevgili izleyenler. Bu nükleer kazadan sonra nükleer santrallerin de varlığı tartışıldı sevgili izleyenler. Ve en çok tıklanan haberler bölümüne geçiyoruz. Olay.com.tr'de Acemlere 3 yollu kavşak meydanın temeli yazın atılacak ve büyükşehir için yasayı bekliyor şeklindeki haber ve yazılar Olay.com.tr'nin
en çok tıklanan haberleri arasında, ilk 3 haberi arasında yer almış diyoruz. Evet, saatlerimiz 18.03'ü gösteriyor. Artık programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir ustayla kapatıyoruz. Dev bir çınar, Türk müziğinin dev çınarı, ünlü söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel. Bugün doğum günü sevgili izleyenler. Yaşasaydı 89 yaşında olacaktı. 7 Şubat 1929'da gözlerini dünyaya açtı ve bizler de usta sanatçıyı saygıyla anıp onunla kapatıyoruz. Önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğim bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım. Kokum uçtu gitti açık camlardan. Sevdiğim şarkıyı hiç söylemedim. Korkmuyorum sensiz akşamlardan. Sevdiğimi unut, özleyemedim. Yüreğimdi. İyi ki dönmüşüm yoluma.